Görünen güçlerin arkasında veya derin taraflarda ana unsurların kimler olduğunu bilmiyoruz. Petrolün her damlasında imzası olan ve sahibinin tam olarak kimler olduğu bilinmeyen bir gölgenin adımları dikkatle izlenmeli. Almanya'dan Fransa'ya, Papa'dan Miçotakis'e kadar herkes Akdeniz'e uzanıp bizi rahatsız etmişken olan bitene biraz farklı gözle bakmakta fayda var. Aklın ve diplomasinin hiç olmadığı kadar önem kazandığı bir noktadayız. Piyonlara dikkat ederek yavaş yavaş ama aynı zamanda çevik hareket etmeliyiz. Medeniyetlerin kesişim noktası Akdeniz'den bahsetmek istiyorum bugün sizlere. Biraz özelleştirmek gerekirse zengin yeraltı kaynaklarının olduğu düşünülen Doğu Akdeniz'e yapacağız yolculuğumuzu. En önemli düğümün çözüleceği yer olduğunu siz de gözlemliyor musunuz? Haydi gelin sadece Türkiye'de değil, bölgede son 10 yılda yaşananlara bir göz atalım. Düz ilerleyelim. Arap Baharı'ndan Suriye'ye, oradan da Irak'a kadar uzanalım. Sağa dönüp Aramco'ya drone'la yapılan saldırılardan Kaşıkçı suikastine kadar gelelim. Sonra sola dönelim ve Covid-19'da sarsılan devletlerden ekonominin durmasına kadar ilerleyelim. Hepsinin büyük bir planın parçaları olduğunu daha iyi görebiliyor musunuz? Yeni dünya sistemi kurulmadığı için dalgalanma daha devam edecek gibi duruyor. Bilinen fiziki savaşı göreceğimizi zannetmiyorum. Ama Soğuk Savaş'tan sonra devam etmekte olan ticaret savaşlarının benzeri bir senaryoyu bu coğrafyada da deneyimleyebiliriz. O da ihtimaller arasında üst sırada durmakta. Her ne şekilde olursa olsun taht oyunlarının yeni adresi Doğu Akdeniz. Üstelik bu bir sır da değil. Kimilerine göre yeni dünya düzeni için gerekli olan 7 olgu tamamlandı. Bundan dolayıdır ki final Doğu Akdeniz'de olabilir. Şahsi görüşlerimi de harmanlayacağım, özel bir konuya giriş yapmış bulunuyoruz. Kelimelerin sihirli dünyasından aldığım yardımla bu taht oyunlarının ne ifade ettiğini çözümlemeye çalışacağım. Keyifli izlemeler. Esas rakibimiz kim? Ocağın altını yakmadan evvel birkaç hususta fikir belirtmek istiyorum. Filler tepişir, çimenler ezilir sözünün aksine Yunanistan ve Güney Kıbrıs yıllardır sürdürdükleri stratejiyle acaba haksız da olsak bir şeyler koparabilir miyiz görüşündeler. Piyon görevini üstlendikleri bu kavga aslında onların boyunu fazlasıyla aşıyor. Tabiri caizse adeta bu iki ülkeyi yemleyen Fransa'nın başını çektiği Avrupa Birliği ve ABD en az bizim kadar haklılığımızın farkında. Belirtmeliyim ki hem uluslararası hukuk hem de legal olmak yönünden hakkımız olan dışında hiçbir iddiamız yok. Tabii ki bu durum ülkeleri hamle yapmaktan şu anda alıkoyuyor. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Oruç Reis gemisiyle hidrokarbon arama faaliyetinde bulunması, aylardır bölgede huzursuzluk yaratan Fransa, Yunanistan ve Rum kesiminin galeyana gelmesine vesile oldu. Halihazırda son dönemde Ayasofya, Suriye ve Libya konusunda tansiyonun yüksek olduğu Ankara-Paris hattında adeta yeni bir cephe açıldı. Doğu Akdeniz. Libya'da Fransa, Libya Ulusal Ordusu Lideri Genel Halife Hafter'in yanında yer alırken, Türkiye ise Birleşmiş Milletler'in de tanıdığı Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni meşru güç olarak kabul ederek destekledi. Enternasyonel boyutta bu durum Türkiye'ye kazanç olarak yorumlandı. Suriye'de ise terör örgütü YPG'ye silah yardımı yapan ülkeler arasında yer alan Fransa, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki askeri operasyonlarını da sık sık eleştiriyordu. Öyle ki Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonlarını tepki gösteren Macron, geçen aylarda bir dergiye, NATO üyesi Türkiye'nin çıkarlarımızın söz konusu olduğu bir bölgede koordinasyonsuz saldırgan eylemleri var demiş ve Türkiye uzun vadede NATO'da olmayacak mı sorusuna böyle diyemem, Türkiye'yi NATO'dan dışlamak çıkarımıza değil ama belki de NATO'yu yeniden gözden geçirmeliyiz yanıtını vererek yeni bir tartışmanın fitilini alevlemişti. Fransa ile Türkiye arasında son aylarda yaşanan bir diğer gerilim de Ayasofya'dan çıkmıştı. Ayasofya'nın ibadete açılması kararı Paris'in tepkisini çekmişti. Öyle ki o dönemde açıklama yapan Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, bu karardan memnun olmadıklarını dile getirmişti. Peki Fransa'nın bizle derdi nedir? Esas sorun Türkiye'nin Kıbrıs açıklarında doğalgaz aramaya başlaması oldu. Ve iki NATO üyesi Fransa ile Türkiye arasındaki gerilimi tetikledi. Çünkü Güney Kıbrıs Rum kesimi, Kuzey Kıbrıs ve Ankara'nın tepkisine rağmen bölgede doğal gaz arama ve çıkarma haklarını Fransız şirketi Total'e vermişti.
Bunun üzerine Türkiye, Libya ile geçen sene deniz yetkililerinin mutabakatı yaptı ve bu anlaşmaya Atina'nın yanı sıra Fransa dahil, İtalya, İsrail, Mısır, Lübnan dahil diğer Akdeniz ülkeleri de tepki gösterdi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın ruhsat alanları o dönemde gerilim yaratmıştı. Hatta Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ocak 2020 sonunda Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'le görüşmesinin ardından bölgeye Fransız savaş gemilerini göndermeyi teklif etmişti. Macron, 23 Temmuz'da Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastiades'le Paris'te yaptığı görüşme sonrasında, Avrupa Birliği'ne Türkiye'ye doğru Akdeniz'deki sondaj çalışmaları nedeniyle yaptırım uygulaması çağrısında bulundu. Macron, Türkiye'yi Yunanistan ve Kıbrıs'ın deniz yetki alanını ihlal etmekle suçladı ve Türkiye'nin eylemlerini provokasyon olarak tanımladı. Yani Fransa'nın tepkisi tamamen duygusal nedenlere dayanıyor. Doğu Akdeniz'de ana sorun kıta sahanlığı meselesi. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne göre bölgeye kıyısı bulunan ülkelerin diğerleri üzerinde bölgedeki haklarını sınırlandırma yetkisinin olmayacağı belirtilmiştir. Ülkelerin yalnızca 200 mil haklarının kullanıldığı bu bölgelere münhasır ekonomik bölge denirken, bahsedilen rezervlerin olduğu alanda çakışma yaşanması dolayısıyla ülkeler Birleşmiş Milletler'e sundukları münhasır ekonomik bölge anlaşmaları yanında kendi aralarında da ikili anlaşmalar yapma yoluna gitmişlerdir. Bu bağlamda ilk olarak 1986 yılında Karadeniz'de 200 millik münhasır ekonomik bölge ilan edilmiştir. Türkiye, Doğu Akdeniz'de en uzun ana kara kıyı hattına sahip ülkedir. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgenin sınırlarını belirleyen 3 unsur bulunmaktadır. 2011 tarihli Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet Münhasır Ekonomik Anlaşması, Türkiye-Mısır ana karalar arası ortay hattı, 2019 tarihi Türkiye-Libya Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması bulunmaktadır. İsrail, Mısır ve Lübnan'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile imzaladığı Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşmaları neticesinde ise Türk kıta sahanlığının göz ardı edilmesi ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'den yok sayılmış olma durumu söz konusu haline gelmiştir. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tek başına söz hakkına sahip olduğunu düşünmesi, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerindeki koruyucu tavrı nedeniyle oldukça eleştirilen bir durumdur. Bu nedenle Türkiye, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından ilan edilen münhasır ekonomik bölgelerini tanımamış ve kendi gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını da korumak amacıyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile anlaşma yapan ülke ya da o ülkelerin arama ve üretim çalışmaları yapacak şirketlerine izin vermeyeceğini duyurmuştur. Yunanistan'ın Türkiye'yi Anadolu'nun güneyinde ufak bir deniz yetki alanına hapsetmeye hedefleyen tek taraflı tezleri deniz hukukuna göre tam manasıyla hükümsüzdür. Eğer videomuzu beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan yazımızı paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Daha fazla içeriklerimize ilksiz ulaşmak istiyorsanız kanalımıza abone olun. Bu zorlu mücadelemizde bize destek olmak için videomuzu beğenip fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun inşallah. Selam ve duayla. Hoşça kalın.